TÜYAP Franchising Derneği Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanım, kıymetli sektör temsilcileri, değerli konuklarımız ve basın mensupları. TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından UFAD Franchising Derneği işbirliği ile TÜYAP İstanbul'da ilk kez Global Franchise, Global Sektör sloganı ile düzenlenen Franchise İstanbul Expo'nun açılış törenine hoş geldiniz. Fuarın açılış konuşmasını yapmak üzere TÜYAP Fuarlar Yapım Anonim Şirketi Genel Müdürü Sayın İlhan Ersözlü'yü kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkan, çok kıymetli UFRAD'ın yönetim kurulu üyeleri, değerli misafirler, değerli katılımcılar, kıymetli basın mensupları, İstanbul Franchise Expo fuarımızın açılış törenine hoş geldiniz. Sizleri öncelikle şahsım ve kurumum adına sevgiyle, dostlukla selamlıyorum. Bugün 6 Şubat, bir yıl önce ülkemizi derinden etkileyen, 100 yılın felaketi olarak adlandırılan, ülkemiz tarihinin en büyük doğal afetlerinden biri olan depremin birinci yılı. Kahramanmaraş merkezli ve Doğu ve Güneydoğu bölgemizde onun üzerinde şehri tarumar eden, binlerce insanımızı kaybettiğimiz bu felakette yaşamını yitiren vatandaşlarımıza öncelikle rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabırlar diliyoruz TÜYAP Fuarcılık Grubu olarak. TÜYAP olarak bir yıldan beri o bölgede, o bölgenin ekosistemine, şehirlerin ekonomik dinamiklerine, bölge ekonomisine, sanayisine, ticaretine destek olmaya devam ediyoruz. Fuarlarımızla özellikle Adana'da, Gaziantep'te fuarlarımızı devam ettiriyoruz. O bölgenin ekonomik açıdan kalkınması, ayağa kalkması adına fuarlarımızı düzenliyoruz. Düzenlemeye de devam edeceğiz. Bugün benim için de önemli bir gün. Yaklaşık 1,5 yıldır önemli bir mücadele verdiğimiz UFRAD Derneğimizle beraber önemli bir birliktelik oluşturarak, sinerji yaratarak, sağlıklı bir işbirliğinin en güzel örneğini sunarak bugün İstanbul Franchise Expo Fuarı'nı ziyarete hep birlikte açıyoruz. Sayın Başkanım, öncelikle nezdinizde, şahsınıza ve tüm yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ederim. Aynı zamanda kadim dostum sevgili Gürkan'a da bu mücadelede beraber yürüdük. Kendisine de çok teşekkür ederim. İnşallah emeğimizin karşılığını hep birlikte alırız. İlk saatlerden itibaren güzel bir hareket var. İçeri gelen ziyaretçilerin katılımcılarla güzel işbirlikleri kurduklarını öğrenmiş bulunuyorum. Katılan firmalar güzel hazırlanmışlar. Hakikaten ülkemizin, yani ilk kez hazırlıyoruz ama başkanım, şu anda katılan firmalar Türkiye'nin en büyük şubeleri olan markalar, kendi konularında lider olan markalar, böyle bir özellikle fuar açılıyor. Bu fuarda gıda, içecek, kozmetik, eğitim, gayrimenkul, yazılım, tasarım, karavan, aydınlatma gibi, perakende gibi sektörlerin lokomotif firmaları yerini aldı. İnşallah sonraki yıllar daha da büyüyeceğiz, gelişecek bu fuar, inanıyorum. Yaklaşık 5000 kişi online kayıt yaptırdı, yatırımcı, iş insanı. Bunun 600'ü yurt dışından, Orta Asya ülkelerinden, Körfez ülkelerinden, Balkanlardan, Avrupa Birliği ülkelerinden, Afrika'nın Sahra Altı ve Kuzey Afrika bölgesindeki ülkelerden de kayıt yaptıran, online akreditasyonu yaptıran iş insanları var. Yurt içinden de 67 şehirden
Şu anda yaklaşık 4000 küsur civarında profesyonel ziyaretçi fuarı gezeceğini deklare etti. Bu sayının daha da artacağını fuarın son gününe kadar inanıyorum. Bugün ilk günü. İnşallah yapılacak olan zengin etkinlikler var. Fuar komitesinin de her gün sektörle ilgili söyleşileri, panelleri var. Bunları da takip etmenizi önemli rica ediyorum. Bu fuarın sektöre önemli bir kazanç olacağını, önemli bir getiri olacağını, buraya katılan firmaların önemli işbirliklerine imza atacaklarına inanıyorum. Fuarın hazırlanmasında başta UFRAT'a, tüm komite üyelerimize, yönetim kurulu üyelerimize, fuara katılan dernek üyelerine çok teşekkür ederim. Fuarın sektöre ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Sayın İlhan Ersözlü'ye teşekkür ederiz. Konuşmasını yapmak üzere UFRAT Franchising Derneği Genel Başkanı Doçent Doktor Sayın Mustafa Aydın'ı kürsüye davet ediyorum. Evet, TÜYAP Fuarcılığın çok değerli Genel Müdürü İlhan Bey, UFRAT'ın çok değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, değerli dostlarım, Özbekistan'dan, İran'dan ve Azerbaycan'ımızdan UFRAT'ımıza, bu değerli fuarımıza katılan çok değerli o ülkelerin Franchising Derneği başkanları, çok değerli katılımcılar, çok değerli girişimciler, sizleri UFRAT Türkiye Franchising Derneği'nin başkanı olarak saygıyla selamlıyorum ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Tabii bugün burada 32. fuarımızı yapıyoruz. Dile kolay. 32. fuarımızı az önce İlhan Bey'in de ifade ettiği gibi TÜYAB'a, daha önceki fuar mekanlarından TÜYAB'a taşıyarak ilk kez lokasyon itibariyle fuar merkezi olarak böyle bir yeri seçtik. Ve iyi ki seçmişiz. İlhan Bey'in de söylediği gibi bu yolu açan, kuruluşumuzdan beri bizimle beraber olan değerli yol arkadaşımız Gürkan Bey'e, bu açılan yolda birlikte yürüdüğümüz değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma ve azimle çalışan hem İlhan Bey'e ve onun değerli ekibine böyle bir fırsatı oluşturduğumuz ve bunu ülkemizin ekonomisine, dünya ekonomisine, çevre ülkelerimize mal ettiğimiz için ayrıca teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Az önce İlhan Bey de söyledi. Bugün 11 şehrimizi kapsayan ve on binlerce cana mal olan, asrın felaketi diye nitelendirdiğimiz depremin yıl dönümünü yaşıyoruz. Tabii nice canlar kaybettik. Ekonomimizde sıkıntılar oluştu, istikrarsızlıklar oluştu. Arkada kalan insanlar, yaralı insanlarımız oldu. Bir gün önce o bölgenin en zengini olarak yatağına girip sabahleyin hiçbir şeysi olarak kalkanlar oldu. Dolayısıyla ama biz ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde el ele vererek bu felaketi zorluklar içerisinde de olsa aştık ve aşmaya devam edeceğiz. Bugün bu vesileyle ben Hakk'a uğurladığımız, vefat eden, ki ben deniz onları şehit olarak nitelendiriyorum, o şehitlerimize rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun diliyorum. Arkada bıraktıkları kişilere, ailelerine sabırlar ihsan etsin diyorum Yüce Mevlam. Ve yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bu dualarımızda bugün Miraç gecemiz vesilesiyle dualarımızın kabul olmasını ve sizlerin de mübarek miracını da tebrik etmek istiyorum bu vesileyle. Bugün franchising sektörü Türkiye'de 50 milyar dolarlık bir işlem hacmine sahip bir sektör. Gıdadan parakendiye, tekstilden eğitime, sağlıktan efendime söyleyeyim emlak varıncaya kadar yaklaşık 200'ün üzerinde sektörde Türkiye'de franchising yapılıyor. 1991 yılından beri sektör, franchising sektörü Türkiye'ye yer edindi. Bu anlamda baktığımız zaman sektörün öncülüğünü yapan, franchising sektörünün bayrağını taşıyan UFRAT 91 yılında yılmadan, belki o zaman bir elin parmakları kadar olan sayıdaki arkadaşımızın el ele vererek, gönül gönüle vererek, belki anlaşılmayan
ticaret erbabı tarafından dahi anlaşılmayan bu sektörün Türkiye'de yer etmesine, kökleşmesine, yaygınlaşmasına ve bugün rakamlara baktığımız zaman yaklaşık 3700 işletmeye sahip olduğunu, yaklaşık 66.000 civarında yeni katılımlarla beraber bir hedefe ulaştığını, yurt dışında daha dün bir elin parmakları kadar Türk markası varken bugün 405 markaya ulaştığını, 300.000 istihdam sağladığını ve Allah nasip ederse de 2024 yılında bu işlem hacminin 55 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz. Tabii ki franchising markalaşmanın son noktası, son zirvesi. Arkadaşlarımla el ele vererek bu mücadelede franchising'i franchise olarak, Fransızca olarak nitelendiren bir dönemde bugün 50 milyar dolarlık üzerindeki işlem hacmine sahip bir sektöre dönüştürdük. Ve her alanda Türk insanının, çevre insanının franchising yapacağı kültürünü oluşturduk. Sadece bu ülkede kalmadık. Az önce de ifade ettiğim gibi Körfez ülkelerinde, Balkanlarda, Türk Cumhuriyetlerinde ve diğer komşu ülkelerde sektörün doğmasını, gelişmesini, büyümesine Türkiye Franchise Derneği olarak, UFRAD olarak öncülük yaptık. Ve bugün de bu ülkelerde bu sektörün her geçen gün daha da büyüdüğünü görmekten gerçekten büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. İnşallah çok yakın bir gelecekte bu ülkelerde de benzer fuarları birlikte yaparak o bölgelerdeki sektörün gelişmesine, ekonominin canlanmasına hep birlikte katkı sağlayacağız, inanıyoruz. Tabii takdir edersiniz ki hep benim söylediğim bir laf vardır bu toplantılarda. Derim ki eğer marka değilseniz yaptığın işin sadece hamallığını yapıyorsunuz. Ve yine derim ki eğer siz kendi markalarınızı üretmiyorsanız 21. yüzyılda uluslararası markaların istilası altına girmişseniz tankların, topların gönderilmesine gerek yok. Artık siz ülke olarak o ülkenin ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel olarak bağımlılığı altına girmişsiniz demektir diye söylerim. Ve bugün ne kadar haklı olduğumuzu bulunduğumuz noktada bunu görmüş oluyoruz. Bugün Türkiye'de 405 Türk markasının dünyanın dört bir tarafında, tabirimi caiz görün, bunu bir şovanist veya bir askeri tabir olarak düşünmeyin, ama uç beyler olarak, akıncılar olarak oralarda at koşturmaları, bayrağı dalgalandırmaları, ekonomik olarak orada gelişmeleri ve ülkeye katkı sağlamaları, işte bu sektörün bu ülkeye sağlamış olduğu en büyük kazanımlarından bir tanesidir. Onun için bu yolculukta 32.yi yapıyoruz burada. Kuruluşundan beri bizimle beraber olan, yol alan değerli yönetim kurulu arkadaşlarıma, Osman Bey'e, İlhan Bey'e, Gürkan Bey'e, Ahmet Bey'e, efendime söyleyeyim, söyle, Alpay Bey'e, efendim, hepsine özellikle çok teşekkür ediyorum bu arkadaşlarım. Şimdi bu korona olduktan sonra ben bazen isimleri unutuyorum. Yani onu hoş görün lütfen, ne olursunuz. Bazen torunların da ismini diyorum, bakıyorum aklıma gelmiyor yani. Netice itibariyle değerli katılımcılar, 1991 kuruluşlu dünyanın en eski sivil toplum kuruluşlarından franchising sektöründeki olan UFRAD bugün TÜYAP'ın büyük destekleriyle, TÜYAP'ın ekibinin de büyük destekleriyle 32.yi bu mekanda yapıyoruz. Dilek ve temennimiz odur ki bugün başlamış olduğumuz bu alandaki işgal ettiğimiz yerin, az önce İlhan Bey'in ifade etmiş olduğu katılımcı, ziyaretçi sayısı ve firma sayısının önümüzdeki yıl, temennimiz odur ki muhakkak ki olacaktır, asgari 10 katına ulaşmasını diliyor ve temenni ediyoruz. Buradaki hareketlilik, buradaki ilgi ve alaka, buradaki teveccüh bu rakamın çok rahatlıkla ulaşılabileceğinin bir göstergesidir. Ben onun için burada katkı sağlayan, fuarımızın oluşmasında emek veren, gecesini gündüzüne kadar hem İlhan Bey, onun şahsında TÜYAP ekibine, UFRAD Yönetim Kurulu'na ve gecesini gündüzüne kadar bütün o ekibi yönlendiren İrem Hanım'a, onun ekibine şükranlarımı arz ediyorum.
katılımcılarıma hayırlı bir fuar olmasını, günün sonunda fuar bittiğinde dönerken herkesin torbasında, dağarcığında istedikleri hedefe ulaşmanın mutluluğu içerisinde TÜYAP'tan ayrılmalarını diliyor ve temenni ediyorum. Fuar hayırlı olsun diliyorum. Başarılar diliyorum. Hepinize tekrar iyi günler diliyorum efendim. Saygılar sunuyorum efendim. Evet. Nerede? Burada mı açılış yapıyoruz? Ben davet edeyim. Sevgili konuklarımız, tüm misafirlerimize, törenimize ve fuarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. Fuarımızın açılış kurdelesini kesmek ve aile fotoğrafı için sizleri sahneye davet ediyoruz. Bunu böyle bir kenara...